Memnun musunuz ekonomiden? Nasıl memnun olalım? Bugün pazara gittim, sadece 3 kilo patates alıp geri döndüm. Yok, alamıyoruz. İnsanlarda alma gücü yok, bitti. Hayat bitti yani gerçekten. Alım gücü neden düştü? Yok, çünkü para yok. Aldığımız maaş yetmiyor. Emekli maaşını alıyorum. Harcamaya korkuyorum, markete gitmeye korkuyorum. O kadar kötü durumdayız ki yani. Bir an evvel gitmesi lazım bunun başımızda. Bir an evvel. Var mı aklınızda bir aday? Yerine gelecek kimse yok diyorlar. Tayyip Erdoğan giderse bugün bu ülke batar diyorlar. Nasıl yok ya? Atatürk gibi bir insan gitti de, yerine gelen oldu da. Bu kimmiş ki bunun yerine gelen olmayacakmış? Nasıl yok yani? Böyle bir şey olur mu? Türkiye'de insan kıtlığı mı bitti? Bu kadar insan varken nasıl yok? Gitsin bir an evvel, gitsin, kurtulalım şunda ya. Gerçekten şu anda gitsin. Hükümet bunu neden düzeltemiyor peki? Ekonomiyi neden düzeltemiyor? Ya kendi keyfi yerinde. Sarayda oturuyor, insan içine girmiyor ki. İnsanların ne şeklinde haber yok ki. Kendi sarayda oturmuş, her şey özel, her şey hazır ona geliyor. Yediği yedik, yemediği arkasında. Her şey ona özel yapılıyor, özel hazırlanıyor. Halktan kopuk mu şu anda? Kopuk tabii. Kimseden haberi yok. Kendi hayatını yaşıyor adam. Kimseyi düşündüğü yok yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan alışverişe çıktı, markete gitti, fiyatlar ucuz dedi. Ya formalite icabı, gösteriş, o ne aldı ki? Ne aldı ki gösteriş o? İş olsun, halka gösteriş yaptı. Bir şey aldı yok yani onun. Bu durumu şu anda düzeltebilecek aklınızda bir aday var mı? Vallahi vardır muhakkak, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok değerli insanlar vardır. Şu anda bilmiyorum, kim gelirse gelsin, yani dürüst bir insan gelsin vereceğim, kim gelirse gelsin. Ben parti ayrımı yapmıyorum, CHP'liyim. Ama şu anda gerçekten Türkiye'yi kurtaracak kim gelirse gelsin vermeye hazırım. Ekonomi şu an ne diyeyim biliyor musun sana? Bak, şu an bir evde huzursuzluk varsa o evin sahibinin suçudur, doğru mu? Bir ülkede de huzursuzluk var, yani ekonomide sıkıntı varsa başta kim varsa onun. Baba, siyasete bahsetmiyorum. Siyaset de farklı bir şey. Herkes kime uy verirse farklıdır. Ama şu an ekonomi sorumlusu kimdir? Cumhurbaşkanımız. Yani Cumhurbaşkanı sanki bugün kenara çekmiş de bana ne diyor yani. Buna bir el atması lazım. Size göre bana ne mi diyor? Ya şu an öyle görünüyor ama bu ekonomiye bir durması demesi lazım. Her gün zam. Kemal Sunal filmleri gerçekleşti yani. Sabah kalkıyorsun zam, akşam kalkıyorsun zam. Her şeye zam. Kiralar ekonominin bin... kitabını yazdığını söyledi. Ya, hayır. Şöyle diyeyim bak. Kiralar 3-4 ay önce kiralar 1200'dü, 1300'dü, 1000 liraydı. Şu an 2000 liraya çıktı birdenbire. Bunun suçu kimdir? Kanun olması lazım yani buna göre. Cumhurbaşkanı buna dur demesi lazım. Vallahi ekonomi çok kötü biz. Ne yapalım? Bir yere ekonomi gidiyoruz. Kötü mü şu anda? Abla kötü tabii. Kötü değil mi abla? Tabii bir yere gidiyoruz, bir şey alamıyoruz abla ya. Valla geçen bir şeyler alacaktım kendime. Cem'deki bütün param gitti abla. Valla. Bir beyefendiye sorduk az önce. Kimse bir şey alamıyorsa, herkes fakirse bu kalabalık neden dedi. Kalabalık. O adam bir şey bilmiyor abla. Abla adamların yani demek ki cebine para giriyor. Abla. Şimdi yani cebine para giren var. Zamları falan görmek için adam dolaşıyor yani. Yani. Görüyor da ne oluyor yani. Ya bu ülkenin sıkıntısı ne biliyor musun abla? Bize bu yaşta bu ekonomiyi konuşturtuyorlar. Ya yabancı ülkede böyle bir şey yok yani. Yabancı ülke, ya şu anda kime sorsan yabancı ülkeye gitmek ister yani. Sizce genç yaşınızda neden bu kadar maddiyat düşünmek zorunda kalıyorsunuz? Ülke, ekonomi. Ya şu anda benim elime verseler pasaportu, benim her şeyim tamam mesela, para benden zaten, uçak biletini ben bile alırım. Bana orada bir vatandaşlık verse ben şu anda bir dakika bile düşünmeden giderim yani. Neden yurt dışını tercih ediyorsunuz? Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, siz hep böyle bak cahil düşünüyorsunuz. Bak, siz çok cahilsiniz. Daha yeni gelmişsiniz Türkiye'ye. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Madem öyle, şu anda çoğu insanlar gidemiyor. Evet abi. Şu anda çoğu insanlar gidemiyor. Başka ülke mi abi? Ama bize tabii verse biz gideriz abi mesela. Yani. Gidemiyor zaten. Ne? Durumları olmadığı için gidemiyorlar. Nasıl, ekonomik kötü olduğu için gitmek istiyorlar. Ondan değil bak. Siz bak harbiden bak, sizin bilmediğiniz konular var. Bak, ben bile görmüş sanırım. Örnek veriyorum. Senin cebinde önceden kaç paran vardı? Bana şu an onu söyle. Abla, abi cebimde önceden 100 lira varsa şu an 50 lira var. Ben sana şunu diyeceğim. Madem öyle, şöyle geç bakayım. Madem öyle, şimdi gitmenin sebebi şu. Pasaportun varsa her türlü gidersin. Pasaportun yoksa gidemezsin. Şimdi örnek veriyorum. Sen bak, ben 2 sene önce Azerbaycan'a giderken bizim vizem vardı. Kiralar uçmuş, bak, hayat almış. Şimdi konuyu şöyle toparlayalım. Gençler diyor ki ekonomi kötü, o yüzden imkanımız olsa tamam gideriz. Neresi kötü söyle bakayım. Niye kötü değil abi? Dolar olmuş 11 liraya. 11 lira. Biz bir şey almaya çalışıyoruz abi. Her gün dolar artıyor abi. Nasıl? Sadece şunu söyleyeyim abi sana.
Şurada çadır oluşturuluyor. Patates sadece 1 TL ucuza satılıyor diye buradaki sırayı siz görüyorsunuz. Önceden mesela dayılar gelip burada konuşuyor, yok diyor, tüp kuyruğuna falan giriyorduk. Ya 1 TL ucuza satıyorlar diye sırayı görüyorsunuz ya. Hepinizin gözü var. Şurada bir sürü genç var. Buradakilerin ceplerine bakarsanız yok diyorlar. Ya yok diyorlar. Şeye gitme, kafeye gitmesinler. Gençler gezmesinler. Yok gençler şey yapmasınlar. Ben üniversiteye gitmek için kimseyi kötülemek istemiyorum burada ama ben üniversiteye gitmek için 3 ay kuryelik yaptım. Kafeye gitmesinler zor bir şey değil ki. Abi gitmesinler diye bir şey yok. Hayır. Hayır gitmesinler diye bir şey yok abi. Ben bu dünyaya çalışmak için gelmedim, tamam mı? Ben bu dünyaya konuşuyorum. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey zor bir şey dostum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Cebinde paran varsa kısıklı. Abi şöyle bak, ben seni dinleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Yok porsiyonlarımızı küçültelim diyenlerin çantalarına bakın abi. O zaman gelip benle tartışın, tamam mı? Sadece o çantaya bakın, kaç milyon olduğuna bakın. Sen şu an ya bu çantaya verdiğin parayla onun taktığı çantaya verdiği parayla bir tutamazsınız kendinizi. Abi niyetim var, milyonluk çanta takıyor adam, sana kalkıp diyor ki mutfak porsiyonlarımızı küçültelim. Böyle bir şey nerede var ya? Hangi devlette var ya? Adam diyor ki yok, kadın diyor ki yok, mangoyu böyle saklayacaksın. Ya buradaki adama sor, mangonun ne olduğunu bilmiyor. Sen neyini saklatıyorsun? Kısıklayacaksın. Adam kısıtlayamıyorsa ben niye kısıtlıyorum? Parayı kısıtlayacaksın. Ya adamın bana verdiği parayla... Ekmek almaya paramız yok ki bizim. Söyle, ne söyleyeceksin? Yok, ben sana bir şey demek istemiyorum. Diyemezsin zaten. Sözlü tartışıyoruz. Tamam. Sadece. Diyemezsin zaten bana, merak etme. Burada sadece... Bana diyemezsin zaten, merak etme. Ya işte bak... Tamam, bana bir şey diyemezsin zaten. Sana bir şey demek istemiyorum, sadece konuşmak istemiyorum. Çünkü çok şey var. Sen benim o zaman muhatabım değilsin, tamam mı? Muhatap olacak insanlarla konuş, tamam mı? Tamam, şöyle yapalım. O zaman... Tamam, sinirlenmenin anlamı ne abi? Hayır, yok bir şey yok. Sinirlenmenin anlamı ne? Burada ben sadece kendi zorlukları dile getiriyorum. Kafe içeceği zaman parları şey yapsınlar, kısıklaştırsınlar, kısınlar, zor bir şey değil ki. Sen burada bir çay iç 5 lira. Ya bak kafeyi de geçtim. Sen ya 100 TL veriyorsan eğer, bu devlette, bu iktidarda bir sorun vardır. Ya abi gidiyor ya 100 TL veriyor, çocuğuna bir şey alamıyor. Bu şuraya bir açıklık getirelim. Neyi kısıtlasınlar? O konu anlaşılamadı. Neyi kısıtlasınlar? Ben size soruyorum. Neyi kısıtlasınlar? Dostum, paranı kısıtlasın. Mesela boş yeri, bak ben çok görmüş insanım. Boş yeri insanlar gidip kafeye, çay ocağına, içene kullanmasın. Paraları ceplerinde her gün kullanmanın bir anlamı yok ki. Paran varsa çıkarsın, paran yoksa gider gezersin burada. Geri ücret alan bir insan zaten dışarı çıkamıyor ki. Yeme beni, çıkamıyor diye bir şey yok, kurban olun. Abi çocuğu olan bir insan askeri ücretle nasıl geçinebiliyor? Ona bakarsan Tayyip, bak Tayyip. Abi nasıl geçinebiliyor? Bak ben sana anlatayım, bir dakika dur bak, ben sana anlatayım. Tayyip Erdoğan. Bak evet. Bizim kendi Tayyip Erdoğan. Süreli çocuk, bak. Sürelilere çocuğu olduğu zaman maaş bağladı bak, ben buna eminim. Maaş bağladı. Az mı? Ben de ondan bahsediyorum ya. Az mı? Çocuğun olduğunda 1000 lira maaş bağladı. Evet. Soralım ablacığım, çocuğunuz olduğunda size 1000 lira maaş bağlandı. Hayır canım, ne 1000 lira maaş? Hayır canım, ne? Vatandaşa bağlanmıyor. Hayır canım, benim çocuğuma ne 1 milyar ya? Hayır öyle bir şey yok. Ama sürelilere bağladılar, sürelilere. Bak abla bak dedi, evet sürelilere. Benim çocuğuma değil. Ben kendim, ben kendim görmüştüm. Ülke ekonomisini konuşalım. Ülke ekonomisi iyi durumda mı? Sizce? Onu anlayamadık. Kötü mü? Sizce? Biz neyi tartışıyoruz o zaman? Aynı şeyden bahsediyoruz. Arkadaşlarımız aynı şeyi söylediler. Kiralar çok pahalı olmuş ya. Her şey çok zamlanmış. Yağlar uçuşa geçmiş. Bak 105 milyon olmuş ayçiçek. Dolar uçuşa geçmiş. Yani bir insan asker ücretle çocuğuyla zor geçiniyoruz. Yani iki tane çocuk var. Okul ihtiyaçları falan. İnsanlar anca geçiniyor ucu ucuna. Her şey çok pahalı. Yiyecek, kıyafet. Hadi kıyafete geçtim de yiyecekler uçuşta ya. Yumurta bile uçuşta. Olarak da uçuşta olduğumuzu söyleyenler. Evet evet, çok zor. Kötü gidiyoruz yani. Bence hiç iyi günler gelmiyor. Her şey pahalanmış ya. Neresi iyi gidiyor ki? Zamla esnaf yapıyor dediler. Esnafı bilmem. Vallahi pazara git, markete git. Yumurtalar 30-35 milyon. Yağlar 105 milyon. Her gün meyve suyu 1,5 ya. Yarın gidiyorsun 1,75. Her gün günden güne zam geliyor ve insanlar nasıl geçineceğini bilmiyor. Hani ekmek olmuş 2,5 milyon. Bir ailede mesela 3 çocuğu olan asgari ücret alsa geçinemez ki, mümkün değil. Çünkü zaten çocuklar 4-5 ekmek yer bir insanın. Günlük 20 milyon sadece ekmeğe ya. Çocuklar mecbur yumurta yemek zorunda. Hani iyi kötü yeniliyor. Evde olan bir şey yani isteniyor. Süt. Ama her şey çok pahalı. Böyle bir kişinin çalışma sistemiyle geçinecek hale gelmemiş ki. Sonra diyorlar ki hırsızlık. E niye yapmasın ki insanlar hırsızlık? Yani her şey pahalı. Tek o değil ki. Suça mı teşvik oluyor bu? Şu anki ekonomik zorluk halkı suça mı teşvik ediyor? Bence evet. Kötü gidiyor yani şu